Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşla yine PUBG Mobile ile ilgili bir sıkıntısı vardı. PUBG Mobile'e giriş yapıyor ancak burada güncellenmiş gözüküyor. Şu oyun merkezinde versiyon 0.12 gözüküyor ama oyuna girdiği takdirde eski versiyonda gözüküyordu. Onu hallettik ki onun da videosunu çekelim çünkü güncelleme yapamayan bazı arkadaşlar var. Arkadaşlar öncelikle oyunu kaldırıyoruz. Ama kaldırırken sadece denetim masasından kaldırmak yetmiyor oyunu. Bütün dosyalarını silmeniz lazım. Bütün dosyalarını nasıl sileceğinize ben size göstereceğim. Öncelikle bak denetim masasından bir kaldıralım. Oyunumuzu. Ben size nasıl parçalarının kaldığını göstereceğim şimdi. Tencent Games'e geliyoruz. Kaldır diyoruz. Kaldırdık. Kaldırdıktan sonra Tencent Games nereye kuruluysa sizde, DD ise D'ye, CD ise C'ye, nereye kurduysanız oradan dosyalarını buluyorsunuz. Mesela şu temp dosyası normalde D'de olmaz. Tencent Games'in dosyası bu. Bunu tamamen siliyoruz arkadaşlar. Sildik. Temp'i de sildik buradan. Program Files. Bu da yine Tencent Games'in dosyası. Bunu da siliyoruz. Komple. Sildik. Daha sonra C'de varsa C'dekileri siliyoruz arkadaşlar. Ben normalde ilk kurduğumda D'ye kurmuştum. Onun için burada olmayabilir. Yine ben bakayım. Tencent Games'e ait ne kadar dosya varsa arkadaşlar hepsini siliyoruz. Burada da yok. Program Data'nın içinde var. Buradaki Tencent. Program Data'nın içindeki Tencent Games. Tencent'i siliyoruz. Şu an açık olduğundan silinemiyor diyor. Buradan siliyoruz. İçine giriyoruz. Atla diyoruz. Tekrar giriyoruz. Burayı siliyoruz. Yani silmezse eğer dosyanın içine tekrar girin. Silebildiğinizi silin. Bazı dosyaları silmeyebilir. O da arka planda çalıştığı için bazı dosyaları silmeyebilir. Onun da hangi dosyalar olduğunu eğer ki bakayım burada bulabilirsem. Yani tam adını bilmediğimiz için dosyaların hangi dosyayı çalıştırdığını onun için tam silme yapamıyoruz. Ama silebildiğimiz kadar silelim. Şu an yok gibi gözüküyor. Tencent Game'e ait bir dosya yok gibi gözüküyor ama şu arka planda çalışıyor. Bu kalsın, önemli değil. O kadar sıkıntı değil çünkü arkadaşla da aynısı olmuştu. Kullanıcılara giriyoruz arkadaşlar. Kullanıcılarda bilgisayarınızın adı neyse ona giriyoruz. Şu Android'i siliyoruz. App Data'ya giriyoruz. Lokale giriyoruz. Lokaldeki alttaki temp dosyasını açıyoruz. Ctrl A yapıp hepsini seçip siliyoruz. Silemediğini bırakın. Çünkü o şu an arka planda çalışan bir dosyadır. Tek tek dosyaları araştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Yine göstereyim. Yereldix C, kullanıcılar, Dotawin, App Data, Romaink. Romaink'in içinde yine Tencent var. Burada da siliyoruz. Sildik. Şu an yani şöyle söyleyeyim. D'de ve C'de ne kadar Tencent'e ait dosyalar varsa hepsini sildim. Yani dediğim gibi arkadaşlar silmek sadece şeyden silmek yetmiyor. Program kaldırdan silmek yetmiyor. Yine arka planda gördüğünüz gibi data dosyaları yine duruyor. Onun için de tek tek girip silin. Buradan Heraldix C'ye giriyorum. Temp'i siliyorum. Sildim. Şu an yani Tencent Game'e ait hiçbir dosya kalmadı. Daha sonra tekrar Tencent Game'i sitesinden indiriyoruz. Pardon. Buradan indiriyoruz arkadaşlar. Tencent Game'i kendi sitesinden, orijinal sitesinden indiriyoruz. Bakın arkadaşlar güncelleme yapmamasının nedeni dediğim gibi dosyaları tam kaldırmadığınızdan dolayı. Dosyaları eğer ki bilgisayarınızdan tam kaldırdığınız takdirde güncelleme yapacaktır. Buradan da yine bakın bu browser yerinde oyunun nereye kurulacağını seçiyorsunuz. Ben C'ye kuracağım bunu. Çünkü C'de SSD bir hard disk'im olduğundan dolayı
Bunu C'ye kuracağım. Hatta program files'ın içine kuracağım. Yeni klasör oluştur. PUBG Mobile. Tamam diyorum. Kur diyorum. Şu an PUBG Mobile'ı yerel disk C'nin içine program files'ın x86'nın program dosyalarının içine kuruyor. Birazdan dosya burada gözüküyor zaten. Arkadaşlar gösterdiğim yerlerden oyunu siliyoruz. İlk önce oyunu nereye kurduysanız D'ye ya da C'ye. Yani D'de varsa temp dosyasını. Yani bu zaten sildikten sonra bu dosyayı yine buraya atacaktır. Yani bu yeni dosya. Benim sildiğim dosya değil. Yine aynı şekilde yeniden kurduğum için bu dosyayı yine buraya attı. Onu niye atıyor ben de anlamadım. C'ye kuruyorum ama D'ye dosya atıyor. Program ya buradaki program dosyalarının içindedir ya da dediğim gibi şu yerel bilimde de burada yeni bir dosya açıyor program dosyaları x86 diye oraya atıyor. İkisinden birini yani nereye attıysa hepsini siliyoruz oradan. Şu an kurdu arkadaşlar. Motor indiriyor. Güncelle diyoruz. Burası biraz uzun sürecek. Ben onun için video fazla uzamasın. Mecbur bekliyorum şu an yüklemesini. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirseniz memnun olurum. Diğer bir videom daha vardı arkadaşlar. Benim yaptığım hani bir Google Play güncelleme yapmıyordu. Hata veriyordu. Onun da tek çözümü arkadaşlar aradım bulamadım ama tek çözümü Google Play'den tek o dediğim gösterdiğim şekilde giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hesabınızı Facebook veya Twitter'a bağlıyorsunuz. Çünkü Facebook ve Twitter'da hata vermiyor. Sadece bu Google Play'de hata veriyor. O da Google Play artık yeni sürümü bu oyunu desteklemediği için mi veya uyum sağlamadığı için mi onu ne için bilmiyorum. Onun için şu an ben Facebook'tan giriş yapıyorum. Facebook'umu bağladım. Oradan giriş yapıyorum. Girebilen arkadaşlar dediğim gibi varsa oradan tekrar Facebook'unu bağlasın oyundan çıkmadan. Çünkü oyundan çıktığınız takdirde yeniden aynısını yapmak zorundasınız. Tekrardan o dosyayı bulup APK Mirror'dan o dosyayı indirip tekrar kurup tekrar oyuna girmeniz lazım. Arkadaşlar biraz uzun sürüyor. İndirme aslında internetim de iyi ama niye uzun sürüyor bu kadar? Bilmiyorum.
Evet arkadaşlar, oyunumuz şu an indi. PUBG Mobile yüklüyor tekrardan. Kuruluyor. Evet, ekranımız geldi. Giriş yapıyoruz. Arkadaşlar, Facebook'tan giriş yapanlar direkt giriş yapabilirler ama eğer ki Google Play'den giriş yapıyorsanız Google Play servislerini indirmeniz lazım. Onu da birazdan göstereceğim. Şu an bir Facebook'ta giriş yapacağım. Onu bir deneyelim. Daha sonra da diğerine geçeceğiz. Zaten güncelleme yapamayan arkadaşlar bu ekrana dahi gelemiyorlardı büyük bir ihtimal. Şu an oyunumuz açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Güncellememizi yaptık. Ben buradan bir adresimi gireyim. Bir saniye. Ekranı yana kaydırdım arkadaşlar. Şifrem görünmesin. Evet arkadaşlar. Pardon. Evet. Şimdi gelelim. Devam diyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyuna giriş yaptık. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Güncelleme yapamayan arkadaşlar oyunun dosyalarını tam silemediği için eski dosyalardan devam ediyorlar. Onun da dosyalar nasıl silindiğini gösterdim. Gösterdiğim gibi dosyaları silerlerse herhangi bir sıkıntı yaşamadan güncellemesini yapabilir. Ayrıca dediğim gibi Google, eğer Google Play hesabınız varsa onu da göstereyim. Google Play hesabına nasıl giriş yapacaksınız? Buraya geliyoruz arkadaşlar. Google'da oturum açıyoruz. Yine ben bunu yana alayım. Evet, şu an Google'da oturum açtım. Oyunu tekrar kapatıp açıyorum. Şu an Tencent Games'i kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Google Installer geldi buraya. Kapatıp açtıktan sonra yükle diyorum bunu arkadaşlar. Dediğim gibi Facebook'tan eğer giriş yapıyorsanız, Facebook veya Twitter'ınızdan giriş yapıyorsanız direkt bunu yüklemenize gerek yok. Direkt buradan giriş yapabilirsiniz. Ama Google hesabınıza giriş yapıyorsanız bunu mecburen yüklemek zorundasınız. Bundan sonra da daha Google Play oyunları yükleyecektir. Büyük bir ihtimal. Onu da tekrardan yüklemesini göstereceğim. Şu an yükledi. Evet arkadaşlar, Google Installer'ı da yükledik. Gördüğünüz gibi. Oyna diyorum.
Hatta buradan oynadayım direkt. Evet, şu an Play Games diyeceğim yine bu hatayı verecek. Dünkü paylaştığım videoda da bu hatanın da nasıl giderileceğini göstermiştim. İsterseniz tekrar göstereyim. Bakın, yeniden oyun yükledim sıfırdan, hiçbir şey yapmadım. Eski game diyorum. Bu ekrandayken Shift Alt F9'a basıyorum. Browser'a giriyorum. Buradan APK Mirror. APK Mirror. APKK nereden çıktı? APK Mirror'a giriyoruz. Buradan arkadaşlar, ben şimdi göstereceğim. Google Play Service 16.0.89 sürümü. Bunu buluyoruz. Giriyoruz. Bakın arkadaşlar, özellikle söyleyeyim. Buraya tıklayıp da Android veya Wear OS sürümünü indirmiyoruz. Direkt Google Play Service sürümünü kuruyoruz. Geliyoruz buraya tekrar aşağıya. Buradan 0.89'u buluyoruz. 0.89'a tıklıyoruz. Buradan tekrar aşağı iniyoruz. En son sürüm 28'inde yayınlanmış. 28'indekini indiriyoruz. Burada download APK. Şu an indirmeye başladı. Hem güncelleme sorunu yaşayanlar hem giriş yapamayanlar. Bu dediklerimi yaparsa herhangi bir sıkıntı olmadan giriş yapacaklardır. Böyle bir ekran gelecek. Yine bunu hatayı verecek. Bu hatayı veriyorsa olmayacak büyük bir ihtimal. Arkadaşlar tekrar bunu kapatıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Çıkıyoruz. Tekrar giriş yapıyoruz. Evet, Google Play biraz önce yüklemediğimiz için hata verdi. Buradan tekrar Google Play Installer'ı yüklüyoruz. Emülatör buldu. Biraz önceki olayın aynısını yapacağız şu an. F9. Downloadlarda mutlaka indirdiğimiz vardır. Buradan tekrar giriyoruz. Next, Next Installer. Okey. Şu an kurduk. Ama yine hata verecek gibi. Bir deneyelim. Tekrar bir kapatıp açayım deneyim. Çünkü şu Google Play'in gelmesi lazım buraya. Henüz gelmedi. Şu an geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google Play de geldi burada. Aslında hani şeyi yok ama ikonu. Buraya da geldi gördüğünüz gibi. Şu an yapabiliriz onu. Biraz önceki yaptığımızı şimdi yapacağız. Yani Google Play şeyi gelmeden oraya yapamıyoruz. Kabul ettik. Yani birkaç kere oyunu kapatıp açarsanız o gelecektir. Evet.
neyse artık. Güncelleme yapacağız buradan. Güncelleme yapıp ondan sonra. Bu güncelleme bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar. Herkes sıkıntı çekiyor bundan. Evet, şu an girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girmiyor diyen arkadaşlar vardı bazıları. Şu an girdi. Ekranımı ben bir yan alayım yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi şu an oyuna. İnşallah. Öyle ümit ediyoruz. Evet. Olay bu kadar arkadaşlar. Biraz önce uğraştığım konu şu Google Play'in, yani Play gelmediğinden dolayıydı. Şu an geldi, oyunumuz açıldı. Şu an oyunu kapatıp açarsam eğer yine aynı hatayı verecektir. Aynı hatayı verdiği zaman da yine dediğim gibi aynı yerden girip aynı şekilde yapmanız lazım. Onun için de şuradan ayarlara gelip buradan Facebook hesabınızı veya Twitter hesabınızı buraya bağlayın. Bağladığınız zaman Google Play'e gerek kalmıyor. O zaman direkt giriş yapabiliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür.